Selamun aleyküm arkadaşlar. Bu videomuzda sizlere hac ibadeti nasıl yapılır? Hac ibadetindeki öncelikli sıralama hangisidir? Hangi ibadet hangi ibadetten önce veya sonra yapılır? Bu videomuzda sizlere anlatmaya çalışacağız. Böyle bir tablo, böyle bir görselle hazırladık. Bu görsel üzerinden anlatıp zihinlerimizde daha fazla kalmasını sağlamaya çalışacağız. Videomuzu beğenip abone olmayı unutmayalım inşallah. Hac yapmak isteyen kimse eğer Mekke'ye direkt gidecekse Türkiye'de havaalanında ihramına girer. Ama hac yapmayı isteyen kimse direkt Mekke'ye değil de Medine'ye gidecekse Türkiye'de havaalanında ihrama girmesine gerek yoktur. Çünkü mikat sınırlarını Medine'ye giderken geçmez. Mikat sınırlarını geçtiğimiz zaman bizim ihramlı olmamız gerekmektedir. O da mikat sınırları Medine'den Mekke'ye giderken vardır. Dolayısıyla Mekke'ye eğer direkt gideceksek Türkiye'de havaalanında ihrama girmiş olmamız gerekmektedir. İhramlı bir vaziyette hacı adayı Mekke'ye vardığı zaman oteldeki işlerini hallettikten sonra Kabe'ye gelir. Kabe'de burada Hacerül Esved vardır. Hacerül Esved'i selamlayarak tavafına başlar. Böyle Kabe'nin etrafında tam bir tur dönmeye şavt adı verilir. 7 şavt bir tavaf yapmaktadır. Buraya 7 kere döndükten sonra tavaf namazını kılar. Tavaf namazını kıldıktan sonra zaten o tavaf alanında sa'y yapılacak yeri gösteren işaretler vardır. O işaretleri takip ederek Safa ve Merve'ye gelir. Safa ve Merve ilk zaman sa'yini bitirmiş olur. Böylelikle kişi umresini tamamlamış olur. Kudum tavafını yapmış olur. Böylelikle kişi umresini bitirmiş olur. Umresinden çıkabilmek içinse tıraş olur. Tıraş olduktan sonra artık ihramından çıkmıştır. Hac günlerine kadar ki o hac günleri de Zilhicce'nin 8'idir, 9'udur, 10'udur. Bu günlere kadar artık ihramsız bir şekilde Kabe'de yaşar. Gelir 5 vakit namazını hacı adayı Kabe'de kılar. 5 vakit namazlarını cemaatle kılmaya çalışır. Veya isterse yeniden ihrama girip umreler yapabilir. Ama Zilhicce'nin 8'i, 9'u ve 10'una kadar hac için bekler. Biz buraya Mina'yı da çizdik. Dördüncü olarak yapılması gereken şey Mina olarak çizdik. Ama Mina alanı çok küçük olduğundan ve hac için 3, 4 belki de 5 milyon insan toplandığından dolayı bu Mina alanı bütün insanları alması imkansızdır. Dolayısıyla günümüzde böyle bir zorluk olduğundan dolayı dördüncü olarak Mina'ya gidilmez. Zilhicce'nin 8. günü olduğu zaman öğleden sonra otellerden Arafat'a gitmek için otobüsler kalkar. Öğleden sonra bu kalkan otobüslerle Arafat meydanına geliriz. Zilhicce'nin 8. gününde. Öğleden sonra Arafat'a geliriz. Zilhicce'nin 9. akşamına kadar Arafat meydanında kalınır. 9. günün öğlen ve ikindi namazını Arafat meydanında cem'i takdim ile kılınır. Yani öğlen ve ikindi namazları öğlen vaktinde kılınır. 9. günü akşam ezanı okunduktan sonra güneş battıktan sonra akşam namazını kılmadan yürüyerek hacı adayları Müzdelife'ye gelir. Müzdelife'de ise vardıkları zaman gece saat 1 veya 2 veya 12 gibi olur. Vardıkları zaman hacı adayları zaten akşam namazı vakti çıkmıştır. Akşam namazıyla yatsı namazını cem ederek cem-i tahir suretiyle Müzdelife'de kılarlar. Bu iki namazı yani öğlen ve ikindi namazını öğlenin vaktinde Arafat'ta, akşamla yatsı namazını yatsının vaktinde Müzdelife'de kılmak vaciptir. Bu bir dini vecibedir. Bunlar böyle kılınır. Akşam ve yatsı namazlarını hacı adayları Müzdelife'de kıldıktan sonra yerlerden taş toplarlar, 7 adet taş toplarlar Akabe cemresine atmaya giderken. Namazları bitince yavaş yavaş Akabe cemresine doğru yürüyerek yol alırlar. Sabah buraya geldikleri vakitte 7 tane taşı büyük şeytana atarlar. Zaten burada güneşin doğumu ile itibaren
artık bayramın birinci günü olmuştur. Bayramın birinci günü Suudi Arabistan yetkilileri direkt kurbanları kesmeye başlarlar. Güneş doğar doğmaz kurbanları kesmeye başlarlar. Böylelikle kurban ibadetlerimiz de yerine getirilmiş olur. Bizim orada bizim adımıza alınan kurbanların kesimini görmemiz mümkün değildir. Çünkü 3 milyon, 4 milyon, 5 milyon hacı adayı varken onların her birine kurban ibadetlerinin nasıl kesildiğini, işte bu senin kurbanın kesiliyor, bunu göstermek çok zor olduğundan dolayı kurbanlar ayrı bir yerde direkt güneşin doğmasıyla birlikte biz Akabe cemresini atmadan önce kurbanlarımız kesilmeye başlamış oluyor zaten. Kurbanlarımız da kesildiğinden, biz de Akabe cemresini attığımızdan dolayı tekrar Akabe cemresi yani Mina'dan biz otellerimize doğru yürüyerek yol alırız. Otelimize vardığımız zaman ihram elbiselerini çıkartıp saçlarımızı keseriz. Böylelikle artık ihramın birinci yasakları kalkmış olur. Ondan sonra eğer vaktimiz varsa haccın farz olan tavafını yerine getiririz. Haccın bir de farz olan tavafı var. Bu farz olan tavafı ömrünün hangi suretinde, hangi merhalesinde yaparsan yap caizdir. Dolayısıyla biz ihramdan çıktıktan sonra eğer vaktimiz azsa gün içinde direkt Kabe'ye gidip de farz olan tavafı da yerine getirmeyebiliriz. Diğer gün de yerine getirebiliriz farz olan tavafımızı. Farz olan tavafı yaptıktan sonra Safa ile Merve'ye geliriz say yapmak için. Merve'de başlarız, 4 defa Safa'ya gider. 3 defa da Merve'ye gittiğimiz zaman Safa tepesinde sayımızı bitirmiş oluruz. Böylelikle sayı da yerine getirmiş oluruz. Bayramın ikinci ve üçüncü günlerinde 21 taş alıp büyük, küçük ve orta şeytanını taşlamak üzere Akabe cemresinin olduğu yerlere geliriz. Orada her bir şeytana, büyüğe, küçüğe, ortaya 7'şer tane taş atarız. Toplamda 3 gün boyunca yani hac ibadetini yerine getirdiğimiz günlerde 49 tane taş atmış oluruz şeytana. Şeytan taşlama fiili de bittiği zaman biz ne zamanki hacdan yani Mekke'den ayrılacak olursak veda tavafını yaparız. Bu tavaftan sonra herhangi bir say yoktur. Sadece veda tavafını yaparız. Artık Mekke'den ayrılabiliriz demektir.